Merhaba arkadaşlar, Testatörse YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Serinin 5. videosundayız. Böylece yarılıyoruz yolu. Bu video sonrasında da şöyle genel bir tekrar yaparsanız kelimesiyle, grameriyle harika olur. Sizi çok bekletmeden hemen sorulara geçmek istiyorum. Hadi birinci soruya gidelim. Evet, birinci sorudayız. Tek boşluklu, boşlukta başta. Ben ilk önce soruyu okuyacağım. Ondan sonra seçenekleri okuyacağım. Dilerseniz benimle devam edin. Dilerseniz beni durdurun. Siz daha hızlı gidin. Haydi başlayalım. Blank, larger organisms, microbes due to their macroscopic size and rapid reproduction rates can evolve and adapt to environmental changes at an astonishing pace, which makes them critical players in various ecosystems. A. Unlike B, on account of. C, in case of. D, regardless of. E, in spite of. Soru sizin. Şimdi de benim. İlk önce bir bakalım bunların özellikleri neydi? Tabii sınavda hani şu da var. Ben seçenekleri tek tek görün de ondan sonra gidin demiyorum. Zaten hani bu bir bağlaç sorusu. Seçeneğe bakıyoruz ama hepsini tek tek ele almaktansa bağlacı gördüm yukarı çıkayım. Nasıl bir anlam ilişkisi var? Bakayım direkt cevabı yapayım diyebilirsiniz. Sadece burada bir hani tekrar da yaptığımız için ve hani bilmeyen belki arkadaşlar var diye bir hani üstünden geçmek istiyorum. Unlike yanına cümle almaz, isim isime bayılır, bir şeyden farklı olarak ya da bir şeyin tersine anlamı katabilir. Mesela unlike Yavuz, Yavuz'dan farklı olarak ben çok kahve içerim dersem bunun gibi. B şıkkı on account of. Bu direkt neden sonuç ilişkisi katıyor. Ne gibi? Due to gibi, owing to gibi, because of gibi. In case of. In case of'dan sonra yine on account of'da da böyleydi. İsim ya da isim öbeği geliyor. Zaten preposition'dan sonra cümle gelmiyor. B, C, D, E'de hep of'la bitişler var. Dikkat edin. Burada da in case of'dan sonra bir isim ya da isim öbeği geldiğinde bilmem ne durumunda diye çevirebilirsiniz. Mesela bir kalp krizi durumunda 112'yi arayın diyecekseniz in case of a heart attack diyebilirsiniz. Regardless of, regardless of bir şeye bakmaksızın demek. Böyle benim ilk aklıma işte yaşa, cinsiyete bakmaksızın herkes bu yarışa katılabilir dediğinizde, değil mi? Regardless of'u kullanabilirsiniz. Age, gender'a bakmaksızın diyebiliriz. E şıkkı in spite of rağmen demek, değil mi? Bir şeyin yanına hani alacağı şeyle diğer cümlelerin arasında bir terslik katıyor. Şuna rağmen, buna rağmen. Accuracy nedir? Eş anlamlısı nedir? Despite. Şimdi burada ilk önce yine ana hattı göstermek istiyorum. Bir kere hepsi cümle almayan şeyler, değil mi? Yani sizin olayınız şöyle daha büyük organizmalar dedikten sonra burayla bağlantılı olacak. Şimdi ikinci cümleye bir bakabilir miyiz? Yani daha doğrusu virgülden sonra gelen cümleye, hani ikinci bir cümle yok tabii ki. Mikroplar diyoruz. Şunu daha başka bir renk yapalım. İki virgül arasını geçtim ve ana cümle bu aslında, değil mi? Daha büyük organizmalar ve mikroplar diyor. Ne yapabilirmiş bu arada? Şunu yapabilir, bunu yapabilir diyor. Şimdi bir şeye dikkat edin. Daha büyük organizmalarla mikroplar var. Demek ki mikroplar onlar kadar büyük değil. İşte karşılaştırma yapacak. Buradaki karşılaştırma ne olabilir? A şıkkı olabilir. Çünkü daha büyük organizmalardan farklı olarak mikroplar şöyle yapar, böyle yapar diyoruz. O yüzden organizmalarla mikropları karşılaştırmış olduk. Cevabımız da Adana oldu. On account of dediğinizde daha büyük organizmalardan dolayı mikroplar şunu yapar diyemezsiniz. Ya da in case of daha büyük organizmalar durumunda mikroplar şunları yapar demezsiniz. Ya da organizmalara bakmaksızın mikroplar bunu yapar. Yani ne alaka değil mi? Ve in spite of daha büyük organizmalara rağmen mikroplar bunu yapıyor. Olmadı. Karşılaştırma yapıyoruz. Hatta bakın şimdi bunu destekleyecek daha fazlasını da göstereyim size. Mikroplardan sonra subject verb arasında şurada ne var? Bir bilgicik var değil mi? Bizim bağlaçlı, due to'lu bir bilgimiz var. Ve diyor ki mikroskobik ebatı ve hızlı üreme oranları. Şuradaki mikroskobik ebatlar işte küçük değil mi? O zaman zıtlığı görüyorsunuz. Daha büyük organizmalar var. Bir de daha küçük bir şeyler var. O küçüklerle büyükler karşılaştırılmış. Cevabımız Adana oldu. Birazcık kelime bakalım diye şöyle bir çevirisini de yapalım. Daha büyük organizmalardan farklı olarak mikroplar nelerinden dolayı dedik? Mikroskobik ebatları ve hızlı üreme oranlarından dolayı subject verb arasına yerleştirdik bunu. Ne yapabilirler? Gelişebilirler ya da bu kelime evrimle de ilgili değil mi? Evolution'a da gidiyor, evrime de gidiyor. Hani evrim geçirebilirler değil mi? De gelişebilirler ve adapte olabilirler çevresel değişikliklere nasıl bir hızda? Şaşırtıcı bir hızda.
dedik. Pace de hız demek. Ki tüm bunlara gönderme yaparak bakalım hani bir relative clause var. Which makes them çok güzel yapı. Make, noun, adjective. Buradaki adjective'imiz tamlamayla gelmiş. Critical players. Ki bu şey, bu anlatılan şey onları önemli oyuncular yapar. Nerede? Çeşitli ekosistemlerde dedik. Bu arada which makes the making diyerek kısaltabilirdik. Bir participle yapabilirdik. Onu da söyleyelim. O zaman değinmedik bir şey kalmadı. İkiye hazırız. Buyurun. O zaman ikinci soruyu okuyorum. İki boşluklu bir soru geliyor. Ecologists may hesitate blank more aggressive restoration methods because they believe these approaches may get certain native species adversely blank. A. Implementing being affected. B. To be implemented affect. C. Having implemented having been affected. D. To implement affected. E. To have implemented to affect. Soru sizin. Şimdi de benim. Nereden başlamak istiyorsanız oradan başlayın arkadaşlar. İki boşluklu bir soru illa birincisini yapıp ikinciye geçeceğiz diye bir kuralımız yok. Mesela siz burada bu fiilin yanına infinitive aldığını biliyorsanız to'lu bir şey gelecek diyeceksiniz değil mi? Hatta hesitate to do bir şey yapmakta tereddüt etmek. Yani sizin özneniz de ecologistler yani bu kişiler tereddüt edebilir bir şey yapmakta diyeceğiz. To do arıyoruz. Bakın to do nerede? Burada işte. Bakın bir tanecik var. Şimdi geçen haftanın da biraz meyvesini yiyelim istiyorum. O hafta anlattıklarımla ilgili bir tekrar yapayım. Burada da bir kere daha görün. Şimdi siz sadece hesitate to do alır, hani to alır daha doğrusu dediyseniz Bursa, Denizli, Edirne açıldı önünüzde. Tabii ki Bursa'da neye dikkat edeceksiniz? To be verbish. Bu bir pasif. Zaten sizin özneniz var. Özneden yola çıkarak hani bu kişiler bir şeyleri uygulamakta tereddüt edebilir diyebilirsiniz. Ya da boşluktan sonra nesne var. Şöyle şöyle metotlar dediğine göre metotları implement etmek, uygulamak diyebilirsiniz. Yani buradaki pasiflikten kurtulursunuz. İkincisi geldim diyebilirsiniz. Geliriz ben sadece olayın to'suna hakimim. O yüzden to have implemented dediğinde bunu da aldım. Hani hesaba kattım. Evet geçen hafta dediğim gibi fiillerin yanına infinitive geldiğinde geçmiş zamanlı infinitivler de gördüğümüz olacak. Makalelerde var ama sınavı tanıyan biri olarak ne diyebilirim? Bir fiilin dibine gelen infinitive'i sorarken değil de daha çok cambaz pasifde bize bunu gösterecekler. Bundan kuşkulanın tamam mı? YDS'de, YÖK dilde, YDT'de bundan kuşkulanın. Ama garanticiyiz diyelim ki ikinci bölüme bakın o zaman. Bakın buradaki affected burada ise to affect şeklinde gelmiş. Peki şimdi ikinci boşlukta bir tane kelimenin fiilin değişik hallerini görüyorum. O zaman benden istenen şey nitelikli bir durum arayeliz. Participle gibi bir şey mi var? İşte infinitive gerund konusu mu var? Ne var? Bir bak etrafına. Ve zaten burada sonuna gelmişiz değil mi? Size tavsiyem biraz önceye gidin. Yani ne gördüm ki bunun uzantısı olarak benden özel bir şey istiyor diyelim. Şöyle geriye gittiğinizde get'le karşılaşacaksınız. Get nedir? Causative'dir. Get'ten sonra bir isim yazıp to do yazıyorsanız şunu da şöyle bir bitişik yazalım. Bu birine bir şey yaptırtmaktır. Ortadaki insan ya da insan dışı şey yandaki işi yapıyor. Şirkete bilmem ne yaptırdın, Ahmet'e bir şey yaptırdın. Ortadakine o to do ile anlattığın işi yapıyorsun. Ama get yanına noun alıp verb 3 alırsa o zaman bu causative'deki pasiflik demektir. Ortadaki isim hani oradaki verb 3 ile anlatılan fiili yapmıyor. Hani oradaki fiil o işe uygulanıyor. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Get'ten sonra gelen şu bölüme bir dikkat edin. Burada ne var? Hatta ben buradaki zarfı almayayım. Zarf beni hani noun açısından ilgilendirmiyor. Belirli diyor native yerli yani yerel türler. Şimdi türler ve etkilemek fiili var. Şuna da dikkat edin. Türlerden sonra etkilemek gelecek. Diyebilirsiniz ki yeriz türler etkileyebilir bir şeyi aktif olabilir, to do olabilir ya da yeriz türler etkilenebilir bir şeyden pasif olabilir derseniz bakın ikisi de Denizli ve Edirne'de var. Ama bir şeye dikkat edin. Buraya to do geleceğini düşünen arkadaşlarım dikkat etsin. Eğer siz yanına nesne alabilen bir fiili aktif olarak kullanıyorsanız yanına nesne alacak. Yani get'ten sonra species diye türleri koydunuz. To affect diyorsanız yanına hani bu türler neyi etkiliyormuş ki diyerek to affect'ten sonra nesne yazmanız gerekirdi. Burada o olmadığına göre aktif bir durum yok. Causative'in içinde bir pasiflik arıyorsunuz. Bu türler bir şey yapmıyor. Türlere bir şey yapılıyor diyoruz. Ve fiilin üçüncü hali olan Denizli şıkkına geliyoruz.
Dediğim gibi yani burası yeterince soru çözüp çok okuma yaparsanız yani hesitate to do alır diyerek infinitive'i direkt soracak. Yani geçmiş zamanlı infinitive var vesaire diyerek kendinize acı çektirmeyin. Tamam mı? Ya da ikinci bölümden bulursunuz ama bu kadar uğraşmaya da çok gerek olmayan bir soru. Şurada to have verb push ile ilgili tekrar söylüyorum. Bir fiilin dibine gelmesi imkansız değil ama sınavlarda genelde gelmiyor yüzdelik olarak bakarsak. Ve biz bunu genelde nerede görüyoruz? Cambaz pasif yapılarında görüyoruz. Dedim. Şimdi soruya bakalım. Bir de çevirisini yapalım. Ecologistler yani işte bu çevreyle ilgilenen ekolog mu deniyor artık? Yani ekologlar tereddüt edebilir diyor uygulamakta. Neyi uygulamakta tereddüt edebilir? Daha agresif restorasyon metotlarını. Çünkü they believe, onlar inanıyor. Bakın çok güzel makyaj var. Hatta believe'den sonra noun clause geliyor. That var burada. Çünkü inanıyorlarmış bu yaklaşımlar ne yapabilir? Belirli yerel türleri negatif etkileyebilir demek istiyor. Şimdi burada etkileyebilir derken diyeceğim ki hani niye işte may affect demedin Yeliz? Burada pozitifle yani buradaki yerel türlerin negatif şekilde etkilenmesine neden olabilir demek istiyor. Etkiletebilir gibi bir Türkçe. Türkçesiyle çok uğraşmayın o yüzden. Her şeyi böyle Türkçe'ye çevirmeye çalıştığınızda böyle çok güzel gitmeyebilir, kafanızı karıştırabilir. Siz buradaki get species affected'a bakın. Hani o türlerin etkilenmesine demek ki neden olabilir demeye çalışıyor. Bunu anlayın yeter. Hatta sınavda gramer bölümünde her şeyi anlamınıza gerek bile yok unutmayın. Dedik iki denizli oldu. Hadi üçe geçelim. Evet üçüncü sorudayız. Tek boşluklu bir soru. Boşluğumuz da başta. Peki başlıyorum. Blank Asia boasts a diverse range of export-import industries from electronics to textiles. Highlights its vital role in the global economy, facilitating trade and economic growth on a significant scale. A. Even though. B. Once. C. Unless. D. Since. E. The fact that. Soru sizin. Şimdi de benim. İlk önce hatırlatmalarımı yapıyorum. Soruyu anlatımımı kolaylaşacak. Even though ne yapıyordu? İki cümle birleştiriyor. Değil mi? Ne yapıyor? Zıtlık sağlıyor. Once. Once iki cümle birleştirebilir. Ne yapar? Once böyle olduğunda ne anlama geliyor? As soon as gibi, when gibi bir anlam katıyor. Şu olduğunda böyle böyle olur. Hani bir kere şöyle oldu mu böyle böyle olur demek. Ama once'ın bunun dışında ne anlamları var? Once bir kez anlamına gelebilir. Bir de bir zamanlar anlamına gelebilir. Unless'e geldim. Unless olumsuz bir if'tir. Hani bunu şöyle düşünün sanki if var ama fiile de hani not geliyor. O yüzden mesela unless'le söylenen şeyleri direkt if gibi okumamaya dikkat edin. Since eğer iki cümleyi bu şekilde birleştiriyorsa yani iki cümle alan since'le daha doğrusu bu şekilde o şekilde diye ayrım yapmayayım. İki şey olabilir. Bir neden sonuç ilişkisi katıyor olabilir. Bir de den beri anlamında yanına cümle almış olabilir. Bu tarz bir şey de hatırlatıyorum. Eğer since den beri anlamında yanına cümle aldıysa şuradaki onun yanındaki cümle simple past yazılır. Ama ana cümlemiz present perfect ya da present perfect continuous olur. Onun dışında eğer neden sonuç ilişkisi belirtiyorsa özel bir tense durumu yok. Edirne'ye dikkat. The fact that hepsinden farklı bir şey. The fact that de başlıyorsa burası yanına cümle alarak ne yapar? Bir noun clause yapar ve bu bir özne olur. Sizin subject verb object diyorum ama yani tam bir cümle olduğunu ifade etmek için yoksa sırf subject verb'ten de var değil mi bizim cümlelerimiz? Ama şu bittiğinde the fact that'in yanına koyduğumuz cümle görevini bitirdiğinde sonra buraya bir verb geliyor ve gerekirse de object geliyor yine. Biz neyi görüyoruz? Şuradaki the fact that arkadaşlar sizin özneniz oluyor. Değil mi? Bu özne görevinde. Özne bitiyor, sonra fiil, sonra obje. Peki, şimdi burada nasıl bir durum var? Diyor ki Asya övünüyormuş. Çok böyle çeşitli export import. Export import nedir? Export dışarıya satıyorsunuz. Yani ihraç ediyorsunuz. Import dışarıdan alıyorsunuz. Yani ithal ediyorsunuz. Böyle ihracat, ithalat hani endüstrileri, kategorileri, sektörleriyle hani övünüyormuş, bir şey yapıyormuş. Hatta lafları çok güzel uzattığını düşündüğüm from bir şey to bir şey lafını da araya almışlar. Sırf kafa karıştırmak için. Araya almışlar diyorum. Kim almış araya? Yavuz Yusoy yapmış tabii bunları. Şurası şöyle yok sayabiliriz. Tamam, bizim için önemli değil. Çünkü cümleyi uzatıyor. Bazı şeyleri görmemizi engellemeye çalışıyor. Kafamızı karıştırmaya çalışıyor. Bunu yok düşünebiliriz.
Peki, o zaman sizin boşluktan sonra bir cümleniz vardı. Ondan sonra o işte sektörlerle ilgili elektronikten tut tekstile kadar falan dedi. Aa, sonra fiil geldi. Yani sizin bir cümleniz var. Bu cümle bir şekilde uzayacak neyse from bir şey to bir şey. Sonra da bir fiil gelecek. Aa, o zaman ne oldu? Ne oldu? Burası direkt Edirne oldu. Arkadaşlar cevabımız bu. Şöyle sarı yapalım. Hep cevapları sarı yapıyoruz. Şöyle yukarı alalım. Çünkü bakın geçen hafta da gördük ya bunu. Özellikle hani oradaki bilgiyi buraya taşıdınız mı? Merak ediyoruz. O yüzden söylediğimiz bir şeyin tekrar uygulamasını yaptırmak istiyoruz. Burada onu gördük. Yine bakın cümle bitti. From bir şey to bir şey diyerek de uzattı bu cümleyi. Yani şöyle şöyle hani özne buraya kadar geldi ve fiille devam ediyor. Sizin even though'yu kullanabilmeniz için ya da diğer BCD'dekileri kullanabilmeniz için bu subject verb object bittikten sonra highlight diye fiille değil bir özneyle tekrar bir cümle başlaması gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Buradaki fiil direkt şurası oldu. Ve cevabımız Edirne. Peki bir görelim. The fact that'i yerleştirince ne oldu? Asya'nın böyle diyor bu şeyleriyle övünmesi highlight eder, vurgular, altını çizer. Onun diyor önemli rolünün. Neydeki önemli rolü? Küresel ekonomideki rolünün altını çizermiş. Ki facilitating diyor. Bakın facilitate neydi? Kolaylaştırmak. Değil mi? Onun diyor bu tarz rol oynamasıyla ilgili olarak kolaylaştırırmış. Ticaret ve ekonomik büyüme. Tamam, ticaretini kolaylaştırıyor, ekonomik büyümesini kolaylaştırıyor. Nasıl? Önemli bir ölçekte. Tüm bunlar da bunları demek ki kolaylaştırıyormuş. ING ile de bir kısaltma gördük burada. Peki bütün bunlara gerek var mıydı? Hayır, sizin okuyup anlamanıza gerek yok. Böyle bir soruyu çözmek için ilk önce görüntü olarak ne kullanılmış, ardından ne gelmiş, bu tarz cümle midir, değil midir, fiil midir bunlara bakmanız lazım. Cümle okumalarınız için de çok önemli bu ayrımlar. Lütfen reading'de de unutmayın diyorum ve dörde geçiyorum. Dördüncü soru, iki boşluklu bir soru. Başlıyoruz. By the time several nations in the region blank their knowledge of mathematics and engineering, the ancient Egyptians blank their construction skills significantly, allowing them to construct these monumental structures with impressive precision. A. Had advanced, had improved. B. Have advanced, has improved. C. Had been improving, improved. D. Advanced, had improved. E. Were advancing, had been improving. Soru sizin arkadaşlar. Çözdünüz, durdurdunuz, ettiniz, geldiniz. Şimdi ben bir yer istiyorum kendime. Şöyle üst satıra attım bunu. Bu bir tense sorusu. Bakacaksınız. Tenslerle ilgili özellikler arayacaksınız. Yani tense sorusu soruyor ama görünürde yukarıda bir if üzerinden sorabilir. Özel bir zaman bağlayıcı sorabilir. Ya da klasik bir bilgi hani sorusu sorabilir. Mesela recently neyle kullanılır gibi. Buradaysa by the time'ı görüyoruz. By the time sınavların sevdiği bir yapı. Nasıl kullanılıyordu? By the time yanına simple present alabilir. O zaman diğer taraf future perfect ya da future perfect continuous oluyor. Ya da by the time yanına simple past alabilir. O zaman diğer taraf past perfect ya da past perfect continuous oluyor. Gelin bir bakalım. By the time yanına yani birinci boşluğa simple present alabilir. Seçeneklerde yok. Simple past alabilir. Seçeneklerde var. Hem de bir tane var. Nerede? Denizli'de. Bakın. Yani Adana'da past perfect var. Bursa'da present perfect. Ceyhan'da past perfect continuous. Denizli bir simple past koymuş. Edirne'de past continuous koymuş. Ben şimdi sınavda olsam bir de yine durduramam kendini. İkinci bölüme de bakarım. Aa derim ikinci bölümde past perfect almış. Tamam bakın yani şuradaki kuralı uygulamışız. O zaman cevap Denizli. Teşekkürler deyip dörde bay bay deriz. Şimdi ben okuyayım ama değil mi? Çünkü merak ediyorsunuz. Diyor ki by the time. By the time bir şey olduğunda demek. Tamam. When gibi düşünün. Diyor ki çeşitli devletler, milletler bölgede advance ettiğinde yani geliştirdiğinde diyor ne bilgilerini, matematik ve mühendislik bilgilerini geliştirdiğinde yani diğer hani milletler bunları yaptığında eski Mısırlar had improved çoktan yani past perfect geçmişin geçmişidir. Yani onlar bunu geliştirdiğinde bunlar hani inşaat becerilerini önemli ölçüde zaten geliştirmişler onlardan bile önce.
Ki bu durumda sağlamış onların inşa etmesini bu anıtsal yapıları inanılmaz bir doğrulukla. Precision'a doğruluk hassasiyet diyebiliriz. Böyle hani çok her şeyi güzel güzel hesaplayıp yapmışlar. Onu kastediyor yani ona gönderme yapıyor. Konuşamadım bir an. İşte böyle. Bu cümlede bu demekti. Sınavda bunu okuyarak vakit kaybetmeye hiç gerek var mı? Hayır, yok diyoruz. Ama ben yine de size söyleyeceğim kelime kelimedir diye. Hadi 5'e gidelim şimdi de. 5. soruya geldik. Tek boşluklu bir soru okuyorum. Our specialized units that faced complex and ever-changing threats last year, blank, extensively in various scenarios to ensure their effective response. But I regret to say that they weren't. A. Used to be trained. B. Were used to training. C. Should have been trained. D. Needn't have been trained. E. Could be training. Soru, seçenekler sizin. Buyurun. Şimdi benim. Peki bir hatırlatma, inceleyelim. Used to. Used to nedir? Used to yanına bir fiil alarak eskiden olan, şimdi olmayan şeyleri söyler. Burada ama bir de burası pasif olmuş. Hani used to deyip fiili koymak yerine be verbmiş demiş. Hani eskiden bir şey yapılırdı diyor. Bursa, were used to training. Bu da arkadaşlar hangi yapı? Be used to artı yanına noun ya da verb ing koyduğumuz alışkın olmak ya da alışmak yapısı ama geçmişle ilgili olarak verilmiş. Were yani birileri bir şey yapmaya alışkındı diyoruz. Ceyhan'a geldim. Should have verb uçu bir de passive gördük. Should have been trained diyerek. Should have verb uçu ne yapardı? Ağzımızdan melimalı sesi çıkarırdı. Bir de have verb uç geçmiş zaman. Yani şöyle şöyle olmalıydı dedirtiyor bize. Ama olmamış. Should have'in bu özelliği vardı. Should have verb uç olmalıydı ama olmadı. Geldim Denizli'ye. Needn't have verb uç burada da passive olmuş. Needn't have verb uç nasıl bir şey? Yani bir iş olmuş, olmuş, bitmiş ve siz sonradan aa gerek yokmuş diye sonradan anlıyorsunuz. Bunun rakibi neydi? Didn't need to do. Hatırlarsanız ne yapıyorduk? Didn't need to do da bir şey yapmaya ihtiyaç duymadık, yapmadık. Yani olay gerçekleşmedi. Ama needn't have verb uç olunca aa gerek yokmuş ama biz yapmışız. Ne zaman anladık? İş işten geçince anladık. Ve unutmayın burada passive olduğu için been verb uç diye gidiyor. Edirne'ye bakıyorum. Could arkadaşlar. Could ağzınızdan ebilme sesi çıkarıyor. Ne yapabilir? Şimdiki zamanda olasılıklardan bahsedebilir değil mi? Geçmiş zaman olabilir. Kendin geçmişi her türlü hani değerlendirmeye de açık oluyoruz bu konuda. Şimdi soruya bakalım. Muddle olduğu için nasıl bir ruh hali var burada bir görelim. Diyor ki bizim diyor specialized unitler ne olur? Bir konudaki hani böyle uzman hani değil mi özelleşmiş derken uzman birimler olur. Ki bunlar da relative clause'la devam ettirmişiz. Karşı karşıya kalmışlar. Karmaşık ve sürekli değişen tehditlerle geçen yıl. Tamam. Özeniniz bu. O zaman bizim bu geçen yıl başına bu kadar kötü şeyler gelen hani birimlerimiz bir train'den bahsediyoruz. Train eğitmek değil mi? Bir kere pasif arıyoruz. Çünkü boşluktan sonra bir nesne yok. Hani bu birimler eğitmeliydi birini ya da eğitseydi ya da eğitti vesaire. Hani aktif bir şey yok. Burası pasif olacak. Pasif olduğu için aslında bakın used to be trained kalabilir. Were used to training gidebilir. Yani bunlar çünkü eğitmeye alışkındı diyebilirsiniz. Ya da diyeceksiniz ki aa yok hani eğitim isim bu kalsın yeriz. Hani birilerini eğitmek değil de eğitime alışkındı diye düşündük. Kalsın şimdilik tamam. Ceyhan pasif, Denizli pasif ama Edirne aktif bir şey. Değil mi? O zaman hani bu birimler eğitiyordu şu kişileri bu kişileri diyemeyiz ki. Peki şimdi en çok hani model açısından ama ele almak istiyorum. Geliyor diyor ki extensively kapsamlı şekilde çeşitli senaryolarda derken yani çeşitli senaryolara karşı bir eğitimden bahsediyoruz. Garanti etmek için neyi? Etkili bir tepkiyi, etkili bir cevabı, etkili belki müdahaleyi diyebiliriz. Ama diyor I regret to say that. Yani üzgünüm diyor. Hani şunu söylemekten they weren't. Öyle değillerdi. O zaman dikkat edin. Bu birimler eğitilmeliydi çeşitli senaryolara karşı. Ama üzgünüm. Öyle değillerdi. Eğitilmediler yani. Burada o yüzden Ceyhan arkadaşlar bize göz kırpıyor. Şimdi diğerlerini de tek tek hani bir göstereyim. Hani bunlar eskiden eğitilirdi. Ama üzgünüm ki öyle değillerdi. Olmadı değil mi? Bunlar eğitime alışkındı. Ama üzgünüm ki öyle değildi. Olmadı.
Bunlar eğitilmeliydi ama üzgünüm öyle olmadı. Güzel. Ya bunların eğitilmeye ihtiyacı yokmuştu ama eğitilmişler diyorsunuz. Sonra diyor ki hayır öyle değildi. Olmaz. Bunlar zaten kimi eğitsin, değil mi? Hani bunların eğitim almasından bahsediyoruz. Onlar şu kişileri eğitebilirdi falan da demediğimize göre Ceyhan bizim cevabımız. Güzel bir model sorusuydu. Bu arada regret'i de görmüş olduk. Regret eğer üzgün olmak anlamında mesela kullanılıyorsa buradaki gibi o zaman infinitive istiyor. Eğer regret ayıncı istiyorsa o zaman pişmanlık anlatıyordur. Bunu da hemen araya bilgi olarak sıkıştıralım ve 6'ya gidelim hadi. Evet 6'dayız. Tek boşluklu bir soru boşlukta başta. Okuyorum. Blank, another pandemic like COVID-19 emerges in the future. Global preparedness and early response mechanisms should be more robust to minimize the spread and impact of the disease. A. Providing that. B. In case. C. Unless. D. Now that. E. Even if. Buyurun soru sizin. Şimdi de benim. Adana hatırlayın ne demek providing that? Providing that'i direkt if diye düşünün. Bir, değil mi? Koşul sonucu ilişkisi verecek. In case. In case ne yapıyordu? Şöyle şöyle olur diye. Ve bu bizim neyimizdi? Maazallah. Genelde değil mi? Böyle istemediğimiz şeyler olurdu. Yağmur yağar diye şemsiye taşıyorum. Demek ki ıslanmak istemiyorum. O da klasik örnek. Unless. Eğer şöyle şöyle olmazsa demek değil mi? Olumsuzluk geçiren bir if dikkat edin. Ve eğer seçeneklerde iflerle unless'i bir arada görürseniz özellikle dikkat edin. Çünkü bir anlık böyle yanlış anlaşılmayla eğer cevap onlardan biri olarak gelecekse tersine gidebilirsiniz. Dikkat. Denizli now that diyor. Bu nedir? Madem ki diye çevirebiliriz. Neden sonuç ilişkisi yapıyor? Bunu since gibi düşünün. Because gibi düşünün. As gibi düşünün. Even if ise bir if ama even var. Şöyle olsa bile, öyle olsa bile işi biraz yokuşa sürüyor. Mesela arkadaşınız çok pişman size bir şey söylemiş etmiş. Ama diyorsunuz ki özür dilese bile affetmeyeceğim. Yani o özür diler ama ben yine affetmem diyorsunuz. İşte orada bir hani böyle bir terslik, bir yokuşa sürme var. Şimdi bir bakalım. Diyor ki bir başka pandemi COVID-19 gibi ortaya çıkar gelecek de. Mesela böyle bir durumda benim yani kafam Bursa'ya da gidiyor. Çünkü in case nedir? Hani istemediğimizce ay gelecekte böyle bir şey hani ortaya çıkması durumunda gibi olabilir. Ama eğer böyle bir şey olursa diyerek değil mi? Adana'da olabilir. Mesela unless eğer ortaya çıkmazsa yani niye çıkmasını bekliyoruz da eğer başka bir pandemi ortaya çıkmazsa mı diyeceğiz? Peki Denizli gelecekte ortaya hani gelecekte ortaya çıkar diyoruz da hani böyle bir bilgi de yok. Gelecekte ortaya çıktığı için çıkacağı için hani olmuyor now that. Edirne'de çıksa bile diyor. Bilmiyorum artık ne olacak. Hani devamına bakmak lazım. Diyor ki küresel preparedness. Preparedness ne olabilir? Çok da güzel bir kelime değil mi? Prepare böyle hazırlamak, hazırlanmaktan geliyor. Bu da isim olmuş arkadaşlar. Küresel hazır olma durumu. Yani küresel olarak hazır olma durumumuz ve erken diyor response. Erken response hani ne diyelim? Erken hani tepki demeyelim de erken müdahale mekanizmaları diyelim. Ne olmalı? Should be more bir şey olmalı. Bu kelimeyi bilmiyorsanız bu böyle güçlü, sağlam demek. Ama bilmiyorsanız bile devamına bakın. Durup dururken bir to do geliyor. Ne olabilir? Amaç gösterebilir değil mi? O zaman minimum hale getirmek için yayılmasını, etkisini hastalığın. Hani bu o zaman kötü bir şey değil arkadaşlar. Hani pozitif bir şey olacak. Çünkü ne diyoruz? Hani küresel hazırlık, erken müdahale mekanizmaları bir şey olmalı daha da. Ne için? Etkiyi ya da yayılmasını minimum tutmak için. O zaman daha etkili olmalı bile diyebilirsiniz. Kelimenin güçlü anlamında, sağlam anlamında olduğunu bilmiyorsanız. Tahmin edin. O zaman bakıyorum. Burada should var. Yani Adana derseniz şimdi Adana size bir koşul ve bir sonuç sağlıyor değil mi? Bir başka pandemi ortaya çıkarsa böyle böyle olmalıdır diye hani tavsiye verebileceğiniz bir durum değil. Çünkü hani böyle bir şey olursa eğer işte bunu yapacağız, şunu yapacağız, böyle yapmalıyız, etmeliyiz gibi şeylere gidebiliriz. Okey ama in case burada özel bir durumda normal bir if değil arkadaşlar bu. Hani burası hani in case'e özel ne yaptığımız maazallah dediğimiz durum. Yani gelecekte böyle böyle olur diye hani küresel hazırlık daha sağlam olmalı. Bir de arkadaşlar şunu görüyorsunuz. İkinci cümlede gelecek zamanda dair hani bir şey de değil. Hani gelecekte böyle bir şey çıkarsa diye biz ne yapmalıyız? Daha hazırlıklı olmalıyız diyor. Mekanizmalarımız daha sağlam olmalı. O yüzden cevabımız Bursa.
Unless zaten olumsuzluk getiriyor, anlam karışıyor. Now that hani böyle bir sanki bilgim var, böyle olacağı için yani gelecekte çıkacak mı? Neyse gelecekte böyle bir şey çıksa bile biz hazır olmalıyız. Yok işte hazırlıklarımız daha iyi olmalı. Oradaki olumsuzluğu vermiyor. Adana'ya lütfen dikkat. Hani eminim aranızda gidenler var. Ama burada eğer başka bir pandemi ortaya çıkarsa hani bizim hazırlığımız daha iyi olmalı değil. Yani başka bir hani sorunun çıkması durumunda hani maazallah böyle bir şey çıkarsa diye bizim mekanizmalarımız iyi bir durumda olmalı, daha güçlü olmalı diyoruz. Burada bir koşul ve sonuç şeklinde yok. Providing that'in böyle if gibi bir şey olduğu takdirde, bir başka pandemi çıktığı takdirde biz böyle olmalıyız değil. Çıkarsa diye böyle olmalıyız. Burada özellikle çizmek istedim altına okumalarla çok daha fazla çalışan arkadaşlarımız için 6 yani daha basit bir soru olmuş olabilir. Ama sadece böyle hani okuma yapmayıp hani kelime ezberleyerek giden arkadaşlarımız için biraz hani Adana Bursa arasındaki farkı görmek zor olmuş olabilir. Ama bundan sonra herkes için daha rahat olur umarım. Dedik 7'ye gidebiliriz. 7. sorudayız. Tek boşluk var. O da başta. Hadi okuyalım. Blank. Several research papers in reputable journals. The scientists gained recognition in their field for their groundbreaking contributions to the field of quantum physics. A. To be published. B. Having been published. C. Published. D. Having published. E. When published. O zaman soru sizin. Şimdi de benim. Şimdi bu başta böyle hani having'ler falan da havada uçuşuyor. Bu soru bana ne fısıldıyor? Git diyor, iki cümleyi birleştireceğim participle mantığıyla işleri çözmeye çalış. Çünkü bakın şimdi Denizli, Bursa, having'ler söylenmiş. Bunlar ne yapıyordu bu arada? Sonra anlamı katıyor. Sıralı işleri anlatıyordu. İki cümlenin öznesi aynı birleştirilmiş. Bursa pasif olarak, Denizli aktif olarak sonra anlamı katıyor. Ceyhan'daki klasik bir passive participle. Adana participle değil ama aynı mantıkta şu var. Yani oradaki özneye bağlı, ikinci cümlenin öznesine bağlı olarak aktif pasif olacak ama amaç gösterecek. When'e bakıyoruz. Bu sorularda when'e sorulduğunda da yine neye dikkat ettim? When'in yanında direkt fiil gelmiş. Üçüncü halden gelmiş. O zaman nedir? Bu da pasif bir participle'dır. Şu yapıldığında, bu yapıldığında diyor. İlk önce ne yapıyorum? İkinci cümlenin öznesine gidiyorum. The scientist. Peki, bilim insanları. Sonra kafamda sanki bu cümle hani iki ayrı cümleydi ya hani o zamanki halini düşünüyorum. Yani burada scientistler burada olsaydı acaba hani sonrasında gelen fiil nasıl olurdu diye düşünün. Yayınlamak. Scientistler yayınlar mı makalelerini? Yani bilim insanları yayınlar mı makaleleri? Bilim insanları yayınlanır mı makalelerini? Yayınlar, aktif olacak. İster böyle yapın. İsterseniz deyin ki yeriz yayınlamak fiilinden sonra boşluktan sonra nesne gelmiş. Bak çeşitli araştırma makaleleri diyor. O zaman nesne aldığına göre bir şeyleri yayınlamak aktif olacak. Ben buradan görebiliyorum. İkinci cümlenin öznesini getirmeme gerek yok diyorsanız o da okey. Peki şimdi biz buraya aktif bir şeyler arıyoruz. Önce bu elemeyi yapın. To be published passive gitti. Having been published passive gitti. Published passive'dir gitti. When published. Bakın participle mantığıyla yapıyoruz. Dikkat edin. When'in yanında subject yok. Hani bu published normal bir simple past işte aktif yapılmış değil. When'den sonra cümle gelmesi gerekiyor. Cümle yok. Direkt verb 3 ile başlamış. Passive participle. Bizim tek aktif yapımız bu. Yayınladıktan sonra. Hadi cümleyi de okuyalım. Gerek yok da sınavda. Diyor ki yayınladıktan sonra çeşitli araştırma makaleleri reputable böyle ünlü, saygın dergilerde, bültenlerde bilim insanları diyor kazandı tanınırlık. Yani tanınır hale geldiler alanlarında. Ne için? Groundbreaking yani çığır açan katkıları için neye? Kuantum fiziği alanına. O zaman soru bitti. Hadi gidelim 8'e. 8. sorudayız. Yine boşluk var. Bir tane ve başta. Başlıyorum. Blank, significant progress has been made in the fight against counterfeit drugs. The persistent emergence of new illicit operations and distribution networks poses an ongoing challenge to public health authorities worldwide. A. Once. B. Given that. C. Even though. D. On account of the fact that. E. By the time. Soru sizin.
Şimdi de benim. Once hatırlatayım. İki cümle birleştiriyordu değil mi? When gibi, as soon as gibi bir anlam katıyordu. Şu olduğunda, bir kere bu oldu mu tarzında. Given that aslında bizim için bir neden-sonuç ilişkisi yine. Burada hani sadece since, as ya da because'ı görmüyoruz işte. Bu anlamda given that'ler, mesela biraz önce now that çıkmıştı. Bunları da görüyoruz. Bunlar da kabaca neden-sonuç ilişkisi. Even though zıtlık sağlıyordu değil mi? Rağmen anlamı katabiliyordu. Şöyle şöyle olsa da anlamı katabiliyordu. On account of the fact that. On account of zaten bir şeyden dolayı demek. The fact that ile uzarsa bu cümle alabilmesini gösteriyor. Yani aslında baktığınızda bir neden sonuç ilişkisi. Bursa ve Deniz de aynı şeyi yapmaya çalışır gibi. Edirne by the time'da when anlamı katıyordu. When anlamı kattığı için acaba once'la hani bir birliktelik mi oluşturur? Hani by the time şu olduğunda şu olduğu itibariyle diyor. Ama hani grameri farklı olabilir değil mi? Hani o yüzden dikkat edeceğiz. By the time bir şeyler istiyor. Hani anlamca da bir farka yöneltebilir bizi. Ya da once bir kez anlamında, bir zamanlar anlamında kullanılmıştır. O yüzden direkt birbirini götür de demeyelim. Peki cümleye bakalım. Diyor ki önemli ilerleme yapıldı. Hatta önemli ilerleme kaydedildi. Güzel bir Türkçe olur. Neyde kaydedilmiş? Savaş diyor. Neye karşı? Bir şey drugs. Siz bunun sahte ilaçlar olduğunu bilmiyorsanız bile diyeceksiniz ki bir şeye karşı savaşta önemli bir ilerleme kaydedildi. Burası da önemli. Sonra ikinci cümle diyor ki hatırlıyor musunuz? Persist in, insist on alır diye ısrar etmek diye de fiillerini söylüyoruz biz bunun. Persistent, ısrarlı ortaya çıkışı diyebiliriz. Neyin? Yeni diyor illicit. Illicit dediğiniz yasa dışı. Bilmiyorsanız sorun değil. Bakın yeni yasa dışı operasyonlar ya da dağıtım ağları. Şimdi burada hani distribution network'ı bilseniz yeter. Illicit'i bilmiyorsanız da. Çünkü bakın biz bu hani şeylerden bahsediyoruz. Bir şeye karşı savaş var. Yani counterfeit drugs kesin kötü bir şey ve onların dağıtım ağlarının ısrarla ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Kötü bir şey geldi burada da, değil mi? Ve hani bunun kötü bir şey olduğunu bir de nereden anlayabilirsiniz? Diyelim ki ikinci cümlenin öznesini anlamadınız. Bu diyor ki teşkil eder, devam eden bir zorluk teşkil eder. O zaman bakın pause. Zaten kötü şeylerle kullanıyoruz. Risk, problem, tehdit teşkil etmek, yaratmak diye kullanıyoruz biz bunu. Tabii pause vermek de var. Hani o ayrı. Burada zaten challenge'ı da biliyorsunuz değil mi? Zorluk, meydan okuma demek. Yani kötü bir şeyler oluyor burada. Bunu çıkarın. Bu arada neye karşı bir hani zorluk bu? Halk sağlığı yetkililerine karşı bir zorluk oluşturuyormuş dünya çapında. Böylece çeviriyi de yaptık. Ama bizim derdimiz birinci cümle güzel bir şey söyledi. Bir savaş var. Bu şeye karşı olan savaşta ilerleme kaydedildi. Güzel. Ama burası bir şeyler ne yapıyor? Hani bir zorluk teşkil ediyor. Hani özneyi anlamasanız da. O zaman burada zıtlık var arkadaşlar. Even though bizim cevabımız bu yüzden. Diyoruz ki yani önemli bir ilerleme kaydedilse de bunların hala ortaya çıkıyor oluşu bir zorluk teşkil ediyor. İşte bize zıtlık. Yani olayları anlamaya çalışın ama iyi kötü ayrımını yapın. Her kelimeyi her şekilde bilmek zorunda değilsiniz. Bir de bir kelimeye geldiğiniz anda hani o kelimeyi o anda tahmin edemeyebilirsiniz. Devamına bakıp belki geri döneceksiniz. O yüzden soruda lütfen anlayabildiğiniz şeylere odaklanın ve soru çözüm mantığıyla ilerleyin. Her şeyi anlamaya çalışmayın, olur mu? Dedim, 9'a geçiyorum o zaman. Şimdi 9. sorudayız. Bir boşluk var ve başta. Okuyorum. Blank, the complex socioeconomic factors at play. Street crime remains a prevalent issue in urban areas, still necessitating comprehensive crime prevention strategies. A. Rather than. B. Despite. C. Because of. D. In addition to. E. Contrary to. Soru sizde. Şimdi de bende. Peki bunlar ne yapıyordu seçenekler? Rather than bir şeyin yerine, bir şeyden ziyade. Ne güzel gider bunun yerine mesela instead of değil mi? Bu da aynısı. Despite zıtlık katıyor. Rağmen dedik. Because of neden sonucu ilişkisi katıyor. In addition to bir şeye ek olarak anlamı katıyor. Contrary to ise bir şeyin aksine dediğimiz şey. Şunların tersine, bunların aksine, bunlarla hani kontrasttan gelsin aklınıza bir zıtlık oluşturduğunu unutmayın. Peki bakalım ilk cümle diyor ki karmaşık sosyoekonomik faktörler at play. Bu arada buna takılan varsa at play oyunda diye Türkçe çevirebilirsiniz değil mi? Direkt hani gördüğünüz Türkçe ile.
Tamam, oyundaysa hani gündemdedir, ortaya çıkmıştır. Öyle düşünün. Yoksa gerçekten bir oyun olduğundan değil. Ama çeşitli sosyoekonomik faktörler varmış ortada. Bunu anladık. Ve diyor ki sokak suçu devam eder. Öne çıkan bir mesele olmaya kentsel alanlarda. Peki o zaman burada nasıl bir neden sonuç ilişkisi var? Yani buradan çıkarabilir misiniz? Bir bakın. Gerekirse ilerisine bakarsanız bu da ne diyor? Hala diyor gerektiriyor kapsamlı suç önleme stratejilerini. Peki o zaman şu sonuna kadar gelenler baştaki vurguyu kaybetmesin lütfen. Çeşitli diyor hatta karmaşık sosyoekonomik faktörler var. Sokak suçu önemli bir mesele olarak hani kalır. Hani kalmaya devam eder. Şimdi rather than faktörlerden ziyade sokak suçu önemli kalır. Şimdi karmaşık faktörler dediğiniz şey hani sokak suçuna etki eden şeyler olur. Onun eşiti olarak bir şey değil ki onun yerine budur diyelim, değil mi? Bu hani başka bir suç olur. Bilmem ne suç yerine bu suç hani bir önem teşkil ediyor derdiniz. Rather than'de bu değil. Bursa despite. Şimdi karmaşık sosyoekonomik faktörlere rağmen bu hani prevalent öne çıkan hani önemli bir mesele hani olmaya devam eder öyle kalır derseniz arada zıtlık yok. Ceyhan'sa cuk oturuyor çünkü karmaşık sosyoekonomik faktörlerden dolayı hani kentsel bölgelerde bu önemli mesele olmaya devam ediyor. Yani başka başka şeyler de var o da etki ediyor bu hala önemli bu yüzden. Kalsın Denizli in addition to sosyoekonomik faktörlere ek olarak sokak suçu önemli bir mesele teşkil eder. Yine söylüyorum. In addition to diyorsanız, rather than diyorsanız en azından kastettiğiniz şeylerin hani benzer kategoride olmasına dikkat edin. Sosyoekonomik faktörleri başka faktörlerle karşılaştırabiliriz. Yani bu faktörlere ek olarak şu faktörler önemlidir desek deniz de olur. Ya da bu faktörlerin yerine şu faktörler önemlidir desek o zaman Adana olur. Burada sosyoekonomik faktörler ve bir de suç var. Yani suça katkı sağlayan şeyler bunlar. O yüzden bunlardan dolayı bu hala önemli bir mesele diyoruz. Ceyhan cevabımız counter to da tersine hani şu 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 faktörlerin tersine bu faktörler önemlidir deseydi olurdu. O yüzden gitti. Yani karşılaştığınız şeylerin ne olduğuna lütfen dikkat. Adana, Denizli, Edirne için özellikle dikkat. Dedik soruyu yaparken çevirisine yaptığımız için artık 10 numaraya direkt geçiyorum. 10. sorudayız. Tek boşluklu bir soru ama bu sefer başta değil içeride göreceğiz. Okuyorum. Community outreach programs played a pivotal role in reducing street crime rates in our city. Blank. Did law enforcement agencies across the nation? A. Either. B. As. C. Neither. D. Rather. E. Only. Soru sizin. Şimdi de benim. Bu soruyu yapabilmek için tabii ki kelimelerin bu kullanılacak hani seçenekteki şeylerin özelliğini de bilmeniz gerekiyor aslında. Bu konuda biraz bir şeyler söyleyip öyle gitmek istiyorum. Direkt çünkü ben hani kurallar üzerinden konuşursam kuralları bilmeyen arkadaşlar ne diyorsun Yeliz diyecek. Şimdi burada şunu da biraz küçültmek istiyorum. Kendime yer almam lazım. Evet. Buradan da başlayayım. Şimdi katılım dediğim bir şey var benim. Yani birisi bir şey dediğinde aa ben de dediğiniz hani böyle hani bir katılım sağladınız ya da yok ya ben öyle değilim falan dediğiniz lafları düşünün. Benim klasik örneğim. Birisi dedi ki size I like ice cream. Ben dondurma severim. Dediniz ki aa ben de bunu söylerken ne diyebiliyorsunuz mesela so do I ben de diyebilirsiniz. Ya da I do too. To'yu yazacakmış gibi do'yu da iki öyle yazdım. Neyse. Düzelttik. İşte bunu söyleyebilirsiniz. O zaman ben de demiş oldunuz. Burada yardımcı fiilin nerede olduğuna, kişinin nerede olduğuna dikkat edin. Mesela Ahmet de sever. So does Ahmet. Ahmet does too gibi. Peki birisi size dedi ki ben sevmem dedi. Ben dondurma sevmem. Siz de diyeceksiniz ki ay ben de, yani ben de sevmiyorum demeye çalışıyorsunuz. Burada çok pardon. Burada şöyle yapıyoruz. Neither do I diyebilirsiniz. Neither yerine nor gelebilir. Do I diyebilirsiniz. Ya da I don't either diyebilirsiniz. Şimdi so do I gibi düşünün. Ama bu olumsuza bir olumsuz katılım ya. So yerine neither ya da nor diyebiliyorsunuz. Bakın ona göre dizdim. Neither do I nor do I. Ya da
Siz iyidir'le cevap verebilirsiniz ama iyidir olumsuzluk katamadığı için ama olumsuz bir lafa hani katılım sağlamak için kullanıldığından mutlaka buradaki not'a ihtiyacı var. Lütfen şunu yapmayın. I don't either'ın not'ını hani çıkarsak I do too, I do either aynı mı? Hayır değil. Öyle bir kullanım yok. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada bir şey programları diyor. Çok da önemli değil. Hani sosyal yardım programlarından bahsediyor. Yani sizin Türkçesini bilmeniz önemli değil. Ama bir şeyler oynamış diyor. Ne rol? Bu kelimeyi de artık biliyor olmanızı bekliyorum. Önceki serilerde çok geçti. Önemli. Önemli rol oynadı. Azaltmakta sokak suç oranlarını şehrimizde. Tamam. Yani cümle olumlu bir cümle, değil mi? Peki o zaman siz olumlu bir cümleye hani ekleme yaparken bu neither ya da either'ı kullanabiliyor musunuz? Hayır. O zaman gitti zaten. Bunu düşünenler varsa arkadaşlar bay bay desin buna. Tamam. Şimdi burada hani bunlar hani bunu yaptı. İşte ya deseydi hani yapmadı deseydi pardon olumsuz olsaydı bunlar bir şey yapamadı. Ay bunlar da yapamadı diyerek giderdik. Yani ve Adana Ceyhan arasında hani başta hangisi kullanılıyor diyerek de bakar. Hatta either'a değil de neither'a giderdik değil mi? Çünkü bu hani başta kullanılıyor. Seçenekte nor olsaydı ona bile giderdik. Peki bu durumda rather'lık bir şey var mı? Rather ne demek? Hani rather'dan bir şeyin yerine ise eğer tek başına rather ya böyle bir şey anlatmışsınızdır. Söylersiniz ki rather onun yerine deyip söylersiniz. Ya da rather bir sıfatla kullandınız diyelim ki rather expensive oldukça pahalı gibi bir anlam katar. Buradaki gramer yapısıyla bir uyumu yok. Only de böyle bir yapıyı bağlayamıyor ama as bağlıyor. As'in iki cümleyi birleştiren anlamlarını hatırlayın. Neler vardı? Neden sonuç ilişkisi vardı? While aynı zamanda olan şey vardı. Ondan sonra yaptıkça ettikçe anlamı vardı. Gibi şekline çevirisi de vardı. Bakın şimdi bu programlar önemli rol oynadığı hani şunların yaptığı gibi. Yani bunlar oynadı, bunlar da oynadı demeye getirdik, değil mi? Bunlar önemli rol oynadı. Şunun da oynadığı gibi. Uzun uzun size play ile falan değil, yardımcı fiile kısa yanıtlarla burada devam ediyorlar. O yüzden did görüyorsunuz. Çünkü burası simple past oldu. Bu yaptı, ha bu da yaptı onu demeye getiriyor. Buradaki as de çok pardon. Hani bunlar bunu yaptı, önemli oynadı. Bunların da yaptığı gibi şeklinde bir cevapla geliyor. Bursa cevap. Aranızda bazıları çok okuma yaptığı için farkında olmadan bir dakika ya buraya bu uydu diye cevaplamış olabilir. Nedenini burada açıklamış olduk. Hiç bilmeyen arkadaşlar için de şunu göstermiş olduk. Okumalarda anlamca önemli. Hatta YDS'de şimdi diyaloglar falan var, değil mi? Düşünsenize bir diyalogda bir bölüm soruluyor. Cevabı neither do I diye gelmiş size. Eğer bunun ne demek olduğunu, nasıl bir soru, yani nasıl bir gidişatta geleceğini bilirseniz, o zaman karşı taraf ne dedi? Ona göre ben bunu söylüyorum diyerek bir çıkarımda bulunursunuz. Direkt cevabı görürsünüz belki de. Tersinden, oradan, buradan, olumsuzluğundan kim bilir. Burada da hani şunu söyleyeyim. Buna kolluk kuvvetleri diyebiliriz arkadaşlar. Hani yasa uygulama ajansları falan gibi bir şeyi söylemek yerine kolluk kuvvetleri diyebiliriz. Yani yardım programları şehrimizdeki suç oranını, sokak suçu oranını azaltmakta önemli bir rol oynadı. Kolluk kuvvetlerinin tüm ülkede, ülke çapında yaptığı yani oynadığı gibi dedik. 10 Bursa oldu böylece. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizi YDS'deki hedef skorunuza bir adım daha yaklaştırmışızdır. Görüyorsunuz hem benzer konuları ele aldık hem de farklı bazı şeyleri de ekledik. Yani bir önceki videoda, ondan önceki videoda gördüğünüz ve yeni öğrendiğiniz bazı şeyleri test etme şansınız olsun istiyoruz. Ama yeni bir şeyleri de mutlaka eklemek istiyoruz. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda buluşalım. Biliyorsunuz info@testatoris.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Sınavlara hazırlanan arkadaşlarınızla paylaşırsanız eğer videomuzu kanalımıza çok seviniriz. Ne kadar çok kişiye ulaşıp yardımcı olabilirsek o kadar biz de hani motive oluyoruz, o kadar keyif alıyoruz. Çünkü bir yerlerde insanlar sınavlarla böyle uğraşıyor. Sonra yorumlarda çok geç keşfettim sizi falan diye görünce tüh diyoruz. Keşke daha önce karşılaşma şansımız olsaydı o kişilerle. O yüzden sizlerin etkisi bu konuda çok büyük olacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız geldiğinde abone olup bildirimleri açmanız yeterli.
Beğendiyseniz bir de beğen tuşuna basarsanız teşekkür ederim şimdiden size. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.